Size merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bomba bir analiz ile karşınızdayım. Bu videomuzda Bitcoin'i değerlendireceğim. Aynı zamanda Doge'ye bakacağım. Orada da bir yükseliş beklentim var. Daha öncesinde de sizlere belirtmiştim. Sepetimizde %20 oranında tutmuş olduğumuz bir ürün. Ve çok güzel dün bir hareketlendi. O hareketin devam etme ihtimali olduğunu düşünüyorum. İlk olarak Bitcoin ile başlayacağım. Videoyu destek vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip yorum desteğinde bulunabilirsiniz. Bitcoin tarafına baktığımızda her ne kadar son düşüşlerle beraber birçok insan tekrar karamsarlığa kapılmış olsa da aslında büyük resimde hala yukarı doğru gitme potansiyelimizi çok net bir şekilde bu grafik yapısı bizlere göstermiş. İlk olarak dikkat ederseniz ayı sezonunda arsa yapısı düşüş yapı, e, trendi içerisinde iken şu bölgede görmüş olduğumuz boğa sezonunda ise arsa yapısının yükseliş yapısı trendi içerisinde olduğunu biz bu bölgede görüyoruz. Aynı şekilde bakın benzerlik durumu da söz konusu. Yani burada yükseliş trendi derken tam nizami alınmış bir yükseliş trendi değil. Sadece RSI 50'nin altına düşmüyor. 50 ile 100 arasında e, zigzaglar çiziyor arkadaşlar. Şu bölgede mesela sert bir düşüş olmuş. Orada da 20'nin altına düşmemiş. E, Tabi oradaki düşüş oranı oldukça yüksek. Ama şu bölgeden sonra yani şu en dipten değil de şuradan boğa sezonunu alırsak eğer e, RSI'nin genellikle çoğunlukla 80 ile 50 arasında zigzaglar çizdiğini e, görmekteyiz. Yine aynı şekilde benzer bir görüntü durumu olduğunda burada şu anki yükseliş trendi içerisinde görüyoruz. 80 ile 50 arasında RSI yapısı ve zikzak çiziyor arkadaşlar. Bunlar böyle arttıkça bu da e, bence pozitif yönde imelenme açısından oldukça önemli olacaktır. Bir diğer e, açıdan baktığımızda arkadaşlar en ciddi yükselişler alt tarafta görmüş olduğunuz oscilatördeki e, şu bölge yani yukarı tepe bölgelerinde geldiğini görmekteyiz. Yani çok insan e, indikatörlere bakıp işte çok şişti düşecek algısına kapılırken tam tersi bakın mesela şu bölgeden şuraya doğru Bitcoin'de yapmış oldu. Bir önceki zirve kırıldıktan sonraki pik ata burada görmüş olduğunuz osilatörün de zirvesinde yaşanıyor. Yani zirveye göre direkt çakılacak anlamı bu bölgede e, çıkmaz. Osilatörlere baktığımızda bunu unutmayın. Aynı şekilde ikinci e, kısma geldiğimizde ikinci zirve kırıldıktan sonraki gelen o pik yükseliş noktası da Aynı şekilde osilatörün zirve noktalarında yaşanmış oluyor. Şu anda o noktalar oldukça yakınız. Olası bir yukarı doğru tekrar Bitcoin'in haber etkisiyle beraber ivmelenmesi durumunda bütün her şey tetiklenebilir. Diğer açılardan şimdi önümüzde halving dönemi var. Halving demek yarılanma demek ve bir hikaye demek. Geçmiş tüm halving dönemlerini şu an ekranda görüyoruz arkadaşlar. 2011, 2013 halving'i öncesinde Bitcoin toparlandı zaten biz de hep bu döngülere bakarak 2000 23 yılında yükseliş beklememizin ısrarcı bir şekilde beklememizin en büyük sebebi bu o, e, döngüsel grafiklerdi. Şimdi bu döngüsel grafiklerin halving sonrasında ne olduğuna bakacak olursak, bakın her halving sonrasında mutlaka Bitcoin yükselmiş ama şöyle bir, bir e, fark var. Bazı halving öncesinde düşüşler oluyor, bazılarının olmuyor. Mesela 2017-2021 yılları arasındaki halving öncesinde çok sert bir geri çekilme yaşanıyor. Ondan sonra Boğa koşusu başlıyor arkadaşlar. 2011-2013 yıllarında halving öncesinde şu bölgede görmüş olduğumuz noktada sert bir geri çekilme sonra seri bir toparlanma yaşanıyor. Yani biz iki olasılığımız var. Ya halving öncesi çakılacağız, silkeleneceğiz ya da silkelenmeden devam edeceğiz. Yani Bunları tam %100 yüz bilmenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Ancak her harikarda baktığımızda düşüş olsa da silkeleme olsa da halving sonrasında mutlaka zirvenin kırıldığını görüyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli bir yapı. Özellikle yatırımcılar açısından güzel bir resim. Ben de şahsen halving sonrasında artık e, Bitcoin'de zirvelerin geleceğini, zirvelerin kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buna inanıyorum. Diğer taraftan işte altcoin'ler ne olacak? Altcoin'ler öldü mü bitti mi durumu var. Bitcoin dominansı oldukça güçsüz. Burada bir resmen bir e, ayı bayrağı da var. Bu ayı bayrağının e, tekrar şu bayrak bölgesi aşağı kırıldıktan sonra bayrağın e, uzunluğu kadar da e, şu bölge tekrar bir aşağı doğru gelme ihtimali de söz konusu diyebilirim. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin bence güzel toparladı arkadaşlar. şöyle göstermek istiyorum sizlere günlük anlamda grafik yapısına baktığımızda süper trend desteği güzel çalıştı. O bölgenin altında bir kapanış gerçekleştirmedi. Hala geçerli olan seviyemiz 40.700 seviyeleri. O noktanın üzerine bir haftalık kapanış gerçekleştirirse eğer bu bölgelerden bir toparlanma ihtimali olduğunu ben şahsen kuvvetli görüyorum. Haftalık kapanışımızla bir önceki haftanın altında bir bar kapanışı yaşanmazsa yani 41.600 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmezsek bir sonraki haftalık mum açılışıyla beraber tekrar yukarı doğru devam etme ihtimalimiz bence kuvvetli. Aylık anlamda da baktığımızda yani bir sıkıntımız şu an için yok logaritmik anlamda değerlendirecek olursak genellikle işte ilk süper trend, aylık direncine geldikten sonra bir o bölgelerde mesela şurada olduğu gibi bir tököz diyor Ondan sonra tekrar rekora doğru gittiğini görüyoruz. Mesela şu anda öyle oldu. İlk bu dirence temas ettik. Üzerine attık dedik. Ama sonrasında piyasa işte biraz silkelemek açısından bir de herkes para kazanmaması açısından aşağı doğru geri geldi. USDT dominansı da 4 saatlik anlamda negatif bir görüntüye sahip arkadaşlar. Günlük de negatif. Yani ben şu an dönüş bekliyorum Bitcoin tarafında kendi tahminlerime göre. Tabi yatırım tavsiyesi kapsamında teknik analize baktığımda kendi teknik analizim Bitcoin'de tekrar yukarı doğru bir dönüş emareleri olduğunu gösteriyor. Onun en büyük etkeni de USD dominansı. Buradaki süper trend rencini kıramadı. Oradan geri çekildi. Şu anda geri çekilmeye devam ediyor. E, Makti tarafı da e, günlük anlamda şişmiş durumda. Buradan olası bir sat sinyalinin gelmesiyle beraber her şey tetiklenmiş olacak ve Bitcoin tarafında hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Bir diğer taraftan da şöyle bir görüntü var haftalık anlamda. Şimdi market tarafı haftalıkta oldukça oversold olmuş durumda. Yani sanki bir al sinyali gelecekmiş. Oversold dominansı yükselecekmiş ve Bitcoin çakılacakmış gibi bir görüntü var. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. Uzun süreli yükseliş trendlerinden sonra gelen ilk al sinyali genellikle çok büyük bir oranda tuzak olur arkadaşlar. Çünkü bakın burada tarihin en büyük rallisini yaptı. USDT dominansı bize de en kötü ayı piyasasını yaşadık şu bölgede yatay gitti Ondan sonraki Buradaki sert çakılmadan sonra gel eğer burada bak ki Bu e Histogram bunların küçülmesi bana göre Tuzak olarak düşünüyorum benim tahminim e bu yönde o yüzden de çok fazla hani USDT dominansı yükselecek Bitcoin çakılacak e algısına şansan kapılmıyorum BTC dominansı çok güçlü durmuyor hiç güzel duruyor bakın Olası bir bitcoinde yükselişte e, BTC dominans çok güçlü durmadığı için buralarda sadece bir tepki ama ağırlıklı olarak paranın total 3'e doğru girme ihtimali olduğunu düşünmekteyim. Şimdi Doge'ye gelelim arkadaşlar. Daha önce Doge birkaç defa paylaşmıştım Da bazı arkadaşlarımız kızıyor işte Doge bu hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir anlamı yok. Esprisi yok. O kadar koyun Doge'yi mi buldun? şimdi niye ben %20 ile Doge'ye yatırım yaptım? Bunu anlatmak istiyorum. Daha önce de söylemiştim sizlere. Bir market cap'i yüksek. Bunu biliyorum. Bunu bilerek zaten yatırım yaptım. İkinci olarak Elon Musk çok uzun bir süredir sessiz kaldı. Bazı önemli entegrasyonların gelme ihtimali e, mevcut. E, üçüncü olarak da e, bu Elon Musk Doge ile ilgili çok fazla paylaşım yapmıştı biliyorsunuz. Yani bu paylaşımlarının da devam etme ihtimali kuvvetli arkadaşlar ve bu dünyada da çok fazla bir topluluğa sahip bir e, yapı olduğunu mesela şu bölgedeki yükselişinde herkes e, gördü. Bundan kaynaklı ve Doge e, çok uzun yıllardır piyasada var. Aslında bir blok zincir yani Meme coin işte şaka coin vesaire e, olarak görülse de şaka amacıyla yapıldığı öyle bir algı oluşmuş olsa da aslında bir kendi blok zinciri e, var ve uzun yıllardır çalışıyor. Yani hiç durdu vesaire olmadı. Yani e, bundan kaynaklı olarak ben Doge'nin e, potansiyeli olduğunu şahsen e, düşünüyorum. E, ki piyasada da şu an çok iyi projeler olabilir. Evet ama emin olun birçoğu yeni olduğu için yükseliyor veya yeni olduğu için yükselecek Ama Doge eski olmasına rağmen kendinin hani öyle yeni çıkan projelerden çok kat ve kat daha potansiyeli bence var. Ama bu tabii market yüksek olduğu için işte bu 100x yapacak 200x yapacak öyle bir beklentim yok. burada bir döngüsel anlamda eğer şu 2021 yılında yaşanan boğa sezonu gibi bir yükseliş yaşarsa logi okay, onun işte grafiklerdeki hedefi göstermiş. Ama benim öyle bir beklentim şahsen hani olur ve olmaz diyemem. Benim öyle bir şeyim de yok yani 2x yapsa 3x yapsa benim için yeterlidir benim bakış açım bu. sadece buradaki benzerliği burada e, Göstermişler onu söyleyeyim yani 11 dolar 10 dolar falan olacak öyle bir iddia e, Söz konusu değil Onu da belirteyim günlük anlamda Çok önemli bir direnç noktası var 90.090 e, -90 seviyesi O bölgeleri yukarı doğru kırabilirsek Çok uzun sürede de bir yatay akümülasyon evresinde olduğu için e, Yukarı doğru hareketlenme ihtimali Bence oldukça e, kuvvetli bakın çok uzun süredir yatay bir akümülasyon evresinde e, şu bölgeye yatar bir testle de gerçekleştirdi son düşüşlerle beraber e, bu bölgelerden yukarı doğru bir ataklanma yaşanması durumunda benim beklemiş olduğum nokta arkadaşlar 18 ile 20 sent arasını ben doge tarafında e, bekliyorum beklentim o yöntem orta ve uzun vadeledir hemen bugün olacak yarın olacak gibi bir iddiam söz konusu değil bir yatırım tavsiyesi de değil yani doge'yi ben kendim tuttuğum için sizlere söylüyorum herhangi bir şekilde hani doge'yi söylememin bana bir faydası da mümkün değil olması en hacimli ilk 10 yapıdan bir tanesi doge arkadaşlar ama beklentim o şekilde onu ekstra belirtmek istiyorum ve aynı zamanda doge'de hacim de var bu hacim sinyali de gelmiş durumda uzun zamandır ilk 10'a giremiyordu her gün takip ediyorum çok uzun süre sonra hacim skalasında binance de en hacimli ilk 5 ürün arasına girmiş durumda hatırlarsınız eski boğa dönemlerinde de doge'nin bütün marketteki parayı emdiği bir dönem nerede yaşanıyordu ondan sonra işte altcoinler eziliyor vesaire. Bitcoin'in ezilip Doge'nin yükseldiği günler bile oldu. Niye eski günler olmasın? Yani umarım olur. Öyle iyi dileklerimi de belirteyim. En yüksek hacimli diğer altcoin'i e şu şekilde ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer açıdan likidasyonlara bakalım son 24 saatte. ummadan Doge'den işte 5'er milyon dolara yakın likidasyon alınmış. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.